22. Bölüm John. Mum eriyip sönmüştü ama panjurların arasından parlak sabah ışıkları süzülüyordu. John çalışırken uyuyakalmıştı yine. Masası kitap yığınlarıyla kaplıydı. John, gecenin yarısını tozlu mahzende lamba ışığında geçirdikten sonra kitapları bizzat yukarı çıkarmıştı. Sam haklıydı. Kitapların tasnif edilmesi, listelenmesi ve sıraya koyulması lazımdı. Ama bu, okuma yazma bilmeyen kahyaların yapabileceği bir iş değildi. Sam'in dönüşünü beklemek gerekecekti. Eğer dönerse... John, Sam ve Üstad Eamon için endişeleniyordu. Katır turnanın doğu gözcüsünden gönderdiği habere göre, fırtına kargası Skagos kıyısında bir kadırga enkazı görmüştü. Batık gemi kara kuş muydu, Stannis'in kiralık gemilerinden biri miydi, yoksa oradan geçen bir ticaret gemisi miydi? Fırtına kargası anlayamamıştı. Amacım Şebboy'u ve bebeği güvenliğe ulaştırmaktı. Bunu yapmak yerine onları mezara mı gönderdim? Dün akşamın yemeği neredeyse hiç dokunulmamış bir halde masada duruyordu. Efkarlı et, John'un içi çıkarılmış ekmeğini, üç parmak abın, kötü şöhretli üç esli yahnisiyle tıka basa doldurmuştu. Bayat ekmeği yumuşatabilmek için yapmıştı bunu. Kardeşler arasındaki latife, yahnideki üç etin, koyun eti, koyun eti ve koyun eti olduğuydu. Ama havuç, soğan ve turp daha doğru tahminlerdi. Yahniden geriye kalanların üstünde soğuk bir yağ tabakası parlıyordu. Stannis'in kral kulesini boşaltmasının ardından Bowenmarsh John'un yaşlı ayının eski dairesine taşınması için ısrar etmişti. Ama John bu teklifi geri çevirmişti. Kralın dairesine taşınmak, kralın asla geri dönmeyeceği mesajını verebilirdi. Stannis güneye gittiğinden beri Karakale'nin üzerine tuhaf bir rehavet çökmüştü. Hem yabanıllar hem de kara kardeşler nefeslerini tutmuşlardı sanki. Bundan sonra olacakları görmek için bekliyor gibilerdi. Avlular ve yemek salonları genelde boştu. Lord Kumandan Kulesi iskelet halindeydi. Eski ortak salon kararmış kiriş yığınlarından ibaretti. Hardin Kulesi bir sonraki şiddetli rüzgarla yıkılacakmış gibi görünüyordu. John'un duyabildiği tek hayat sesi silahhanenin önündeki avludan gelen belli belirsiz kılıç şıngırtısıydı. Demir Emmett zıpsıp Robin'e kalkanını yukarıda tutması için bağırıyordu. Hepimiz kalkanlarımızı yukarıda tutsak iyi ederiz. John yıkandı, giyindi ve silahhaneden çıktı. Zıpsıp Robin'i ve Emmett'ın diğer öğrencilerini yüreklendirecek birkaç laf etmek için avluda kısa bir süre durdu. Tay'ın koruma teklifini her zamanki gibi reddetti. John'un etrafında yeterince adam olacaktı. İş kan dökmeye gelirse fazladan iki adam bir şey değiştirmezdi. Bununla birlikte John uzun pençeyi yanına almıştı ve arkasında hayalet vardı. Ahırlara vardığında efkarlı Edin, Lord Kumandan'ın atını eğerlediğini, dizginlediğini ve kumandanı beklediğini gördü. Arabalar Bowenmarsh'ın dikkatli bakışlarının altında sıraya giriyordu. Lord Kahya bir şeyleri işaret ederek, söylenerek sıra boyunca bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Yanakları kızarmıştı. John'u gördüğünde Lord Kahya daha da beter kızardı. Lord Kumandan, bu konuda hala ısrarlı mısınız? Bu saçmalıkta diyerek cümleyi tamamladı John. Lütfen saçmalık demek üzere olmadığınızı söyleyin lordum. Evet, kararlıyım. Bu konuyu konuştuk. Doğu gözcüsü daha fazla adam istiyor. Boz kalkan ve buz izi de öyle. Bundan eminim. Hala boş duran 14 kalemiz daha var. Sur, uzun fersahlar boyunca kontrolsüz ve savunmasız. Marsh dudaklarını büzüştürdü. Lord Kumandan Mormont öldü. Üstelik yabanılların eliyle değil. Kendi yeminli kardeşlerinin eliyle, güvendiği adamların eliyle. Benim yerimde olsaydı o ne yapardı? Bunu ne siz ne de ben bilebiliriz. John atını döndürdü. Bu kadar konuşma yeter. Gidelim. Efkarlı Ed bütün konuşmayı duymuştu. Bowenmarsh uzaklaşırken Ed adamın arkasından başını salladı ve "Norlor!" dedi. "Bütün o taneler, insan boğularak ölebilir. Ben şalgamı tercih ederim. İnsana zarar veren bir şalgam görmedim hiç."
John, Üstad Eamon'ı en çok böyle zamanlarda özlüyordu. Clydes kuzgunlarla yeterince iyi ilgileniyordu. Ama Eamon Targaryen'ın bilgisinin ve deneyiminin onda birine sahip değildi. İrfanı bundan bile azdı. Bowen kendince iyi bir adamdı. Ama Kapatası Köprüsü'nde aldığı yara onun tavrını sertleştirmişti. Bowen'ın şimdilerde söylediği tek şarkı kapıları mühürlemekle ilgili olandı. Otel Yarvik sessiz olduğu kadar hissizdi. Yaratıcılıktan uzaktı. Ve baş korucular göreve getirildikleri anda ölüyorlardı. Arabalar hareket etmeye başladığında ''Gece nöbetçileri en iyi adamlarının çoğunu kaybetti.'' diye düşündü John. ''Yaşlı ayı, Corin Yarımel, Donal Noy, Jarman Buckwell, amcam.'' Kafile, kral yolu boyunca güneye doğru ilerlerken hafif bir kar yağışı başladı. Arabalardan oluşan uzun sıra, bir düzine mızrakçı ve bir düzine okçunun refakatinde tarlalardan, derelerden ve ağaçlıklı bayırlardan geçiyordu. Son birkaç gezide Köstebek kasabasında bazı çirkinlikler yaşanmıştı. Küçük itip kalkmalar, biraz küfür, birçok öfkeli bakış. Bowen Marsh, işi şansa bırakmamanın iyi olacağını düşünmüştü ve John adama hak vermişti. Kafilenin başında Lord Kahya vardı. John efkârlı Ed'le birlikte birkaç metre geriden geliyordu. Ed, Karakale'nin yarım mil güneyinde atını John'a iyice yanaştırdı. ''Lordum, yukarı bak!'' dedi. ''Büyük ayyaş tepede!'' Ayyaş, bir diş budak ağacıydı. Yılların rüzgarlarıyla yana eğilmişti. Ve şimdi bir yüzü vardı. Vakur bir ağız, burun yerine kırık bir dal, gövdeye derince oyulmuş iki göz. Gözler kral yolunun kuzeyine bakıyordu, kaleye ve sura doğru. ''Yabanıllar tanrılarını da yanlarına almışlar.'' John şaşırmamıştı. İnsanlar tanrılarından kolayca vazgeçmezlerdi. Lady Melisandre'nin surun ötesinde düzenlediği deptebeli nümayiş bir anda bir fars oyunu kadar boş göründü. Durumu hafife almaya çalışarak ''Biraz sana benziyor Ed.'' dedi John. ''Evet lordum. Benim burnumda yapraklar büyümüyor ama yine de Lady Melisandre mutlu olmayacak. Ağacı görmeyecek. Kimsenin ona bir şey söylemediğinden emin ol. Ama Lady ateşlerde bir şeyler görüyor. Duman ve kor. Ve yanan insanlar. Büyük ihtimalle ben burnumda yapraklarla her zaman yanacağımdan korktum. Ama önce öleceğimi umuyordum. John, yüzü kimin olduğunu merak ederek tekrar ağaca baktı. Hem kargaları yabanıl kadınlardan uzak tutmak, hem de özgür insanların yağma amacıyla güneye kaymalarına engel olmak için Köstebek kasabasının etrafına muhafızlar yerleştirilmişti. Diş budak ağacını oyan her kimse John'un devriyelerini atlatmıştı. Ve eğer bir adam kordonu geçebildiyse diğerleri de geçebilirdi. ''Muhafızları iki katına çıkarmalıyım.'' diye düşündü John. İki kat fazla adam harca. Bu iş olmasa surda yürüyebilecek adamları harca. Arabalar donmuş çamurun ve rüzgarla savrulan karın arasında ağır ağır güneye doğru ilerlemeye devam ettiler. Bir mil sonra ikinci yüzle karşılaştılar. Yüz, buzlu bir derenin yanında büyüyen bir kestane ağacının gövdesine oyulmuştu. Yüzün gözleri derenin üstünde uzanan ahşap köprüyü izliyordu. ''İki kat problem.'' dedi efkârlı Ed. Kestane ağacı yapraksız ve cılızdı. Ama ağacın çıplak dalları boş değildi. Derenin üzerine sarkan alçak bir dalda bir kuzgun oturuyordu. Tüylerini soğuğa karşı dikmişti. John'u gördüğünde kanatlarını açıp bir çığlık koyuverdi. John yumruğunu kaldırdı. Büyük siyah kuş kanatlarını çırparak ve ''Mısır, mısır, mısır!'' diye bağırarak aşağı indi. ''Mısır özgür insanlar için.'' dedi John. ''Sana yok.'' Yaklaşan kış gelip de bitmeden önce kuzgunları yemek zorunda kalıp kalmayacaklarını merak etti. Arabalardaki kardeşler de yüzü görmüştü. John bundan emindi. Kimse yüzden bahsetmiyordu. Ama adamların gözlerindeki mesaj açıktı.
John bir keresinde Mace Rayder'ın diz çökenlerin çoğunun koyun olduğunu söylediğini duymuştu. ''Bir köpek bir koyun sürüsünü güdebilir.'' demişti surun ötesindeki kral. ''Lakin özgür insanların kimi gölge kedisidir, kimi taş. Bu türlerden biri dilediği yere gider ve köpekleri paramparça eder. Diğeri sen onu tekmelemezsen hiç kımıldamaz.'' Ne gölge kedileri ne de taşlar hiç tanımadıkları bir tanrının önünde eğilmek için hayatları boyunca ibadet ettikleri tanrılardan vazgeçecekti. Köstebek kasabasının hemen kuzeyinde kasabanın sınırını işaretleyen muazzam meşe ağacına oyulmuş üçüncü yüze rast geldiler. Yüzün derin gözleri kral yoluna sabitlenmişti. ''Bu dost bir yüz değil.'' diye düşündü Jon Snow. İlk insanların ve ormanın çocuklarının büvet ağaçlarına kazıdığı yüzler genellikle sert ya da vahşi hatlara sahip olurdu. Ama büyük meşe bilhassa öfkeli görünüyordu. Köklerini topraktan sökecek ve kükreyerek kafilenin peşine düşecek gibiydi. Ağacın yaraları onu oyan adamların yaraları kadar taze. Köstebek kasabası göründüğünden daha büyüktü. Kasabanın çoğu soğuktan ve kardan uzakta toprağın altındaydı. Bu şimdi her zamankinden daha doğruydu. Sam McNair'ı Karakale'ye gelirken buradan geçmiş ve boş kasabayı ateşe vermişti. Yeryüzünde sadece kararmış kiriş yığınları ve kavrulmuş eski taşlar kalmıştı. Ama donmuş toprağın altında hala mahzenler, tüneller ve derin kilerler vardı. Özgür insanların sığındığı ve kasabaya adını veren köstebekler misali bir araya toplandığı yerler oralardı. Arabalar bir zamanlar demirhane olan yapının önünde hilal şeklinde sıralandı. Yakınlarda bir grup kırmızı yüzlü çocuk kardan kale inşa ediyordu. Ama kara kardeşleri gördüklerinde dağıldılar. Şu ya da bu deliğe girip kayboldular. Birkaç dakika sonra yer altından yetişkinler çıkmaya başladı. Onlarla birlikte ufunet geldi. Yıkanmamış bedenlerin ve kirli giysilerin, idrarın ve dışkının kokusu. John, kendi adamlarından birinin burnunu buruşturduğunu ve yanındaki arkadaşına bir şeyler söylediğini gördü. ''Özgürlüğün kokusuyla ilgili bir şaka.'' diye tahmin etti. John'un kardeşlerinin çoğu, Köstebek kasabasındaki vahşilerin pis kokusu hakkında şakalar yapıyordu. ''Domuz cehaleti.'' diye düşündü John. Özgür insanlar, gece nöbetçilerinin adamlarından çok farklı değildi. Bazıları temizdi, bazıları da pis. Fakat çoğu bazı zamanlarda temizdi, diğer zamanlarda pis. Bu ufunet, en fazla 100 insan barındıracak şekilde kazılmış kilerlere ve tünellere sıkışan 1000 insanın kokusuydu. Yabanılar bu dansı daha önce de yapmıştı. Tek kelime etmeden arabaların arkasında bir sıra oluşturdular. Her adama karşılık 3 kadın vardı. Kadınların çoğu çocukluydu. Annelerinin eteğine yapışmış, solgun ve cılız şeyler. John kollarda çok az bebek gördü. ''Kollardaki bebekler yürüyüş sırasında öldü.'' diye düşündü. ''Mücadeleden sağ kurtulanlar da kralın tutsak kampında can verdi.'' Dövüşçüler daha iyi durumdaydı. Justin Massey, konseyde dövüş çağına gelmiş 300 adamdan bahsetmişti. Lord Harwood Fell onları saymıştı. ''Mızrak karaları da var. 50, 60, belki de 100'e yakın.'' John, Fell'in sayımının yaralı adamları da kapsadığını biliyordu. Onlardan birkaçını gördü. İlkel kol değneklerine yaslanmış, kolyenleri boş, elsiz adamlar. Tek gözlü ya da yarım yüzlü adamlar. İki arkadaşının arasında taşınan bacaksız bir adam. Herkes gri yüzlü ve zayıftı. ''Iskartalar.'' diye düşündü John. ''Yaratıklar yaşayan yegane ölüler değiller.'' Bununla birlikte bütün dövüşçü adamlar ıskarta değildi. Bronz pullu zırhlar giymiş yarım düzine ten bir kiler merdiveninin başında toplanmıştı. Asık suratlarıyla etrafı seyrediyor ve diğerlerine katılmak için hiçbir teşebbüste bulunmuyorlardı. John, eski demirhanenin yıkıntılarının arasında iri, kel bir adam gördü. Adamın adının Herlik olduğunu hatırladı.
köpek başlı Harman'ın kardeşi. Fakat Harman'ın domuzları gitmişti. Hiç şüphesiz onları yediler. Kürkler giymiş şu iki adam, boynuz ayak adamlarıydı. Cılız oldukları kadar vahşilerdi. Karda bile yalın ayaklardı. Yine de bu koyunların arasında kurtlar da var. Bunu John'a Vel hatırlatmıştı. Özgür insanlar ve diz çökenler birbirlerinden o kadar farklı değiller Jon Snow. Surun hangi tarafında doğmuş olursak olalım. Erkekler erkektir, kadınlar da kadın. İyi ve kötü adamlar, kahramanlar ve caniler. Onurlu adamlar, yalancılar, korkaklar, zalimler. Bizde hepsinden bolca var. Tıpkı sizde olduğu gibi. Vel haklıydı. Mesele birini diğerinden ayırt edebilmekti. Koyunları keçilerden ayırmaktı. Kara kardeşler yiyecek dağıtmaya başladı. Tuzlu et dilimleri, kuru morina, kuru bezelye, şalgam, havuç, arpa, un, salamura yumurta, soğan ve elma getirmişlerdi. ''Bir soğan ya da bir elma alabilirsin.'' dedi kıllı Hel bir kadına. ''İkisini birden alamazsın, seçmek zorundasın.'' Kadın anlamamış gibi görünüyordu. ''İkisinden de ikişer tane almam gerek. Birer tane bana, diğerleri oğluma. Oğlum hasta ama elma onu iyileştirir.'' Hel başını iki yana salladı. ''Elmasını gelip bizzat almalı yahut soğanını. İkisini birden alamaz. Senin gibi. Şimdi elma mı yoksa soğan mı? Çabuk ol, arkanda insanlar var.'' ''Elma.'' dedi kadın. Hel kadına bir elma verdi. Küçük, kuru, pörsümüş bir şey. ''İlerle kadın.'' diye bağırdı bir adam. ''Hava soğuk.'' Kadın adamı umursamadı. ''Bir elma daha.'' dedi kıllı Hel'e. ''Oğlum için, lütfen. Oğlum çok küçük.'' Hel John'a baktı. John kafasını sağa sola salladı. Çok yakında elmasız kalacaklardı. İsteyen herkese ikişer elma vermeye başlarlarsa geç gelenler hiç elma alamazdı. ''Yoldan çekil!'' dedi kadının arkasındaki kız. Sonra kadını itti. Kadın yalpaladı, elmasını kaybetti ve düştü. Kadının kucağındaki diğer yiyecekler havaya saçıldı. Bezelyeler dağıldı. Şalgam bir çamur birikintisine yuvarlandı. Un torbası açıldı. Ve torbanın içindeki kıymetli toz karların üstüne döküldü. Eski dilde ve ortak dilde öfkeli sesler yükseldi. Başka bir arabadan daha fazla bağırışma geldi. ''Bu yeterli değil!'' diye hırladı yaşlı bir adam. ''Siz kahrolası kargalar, bizi açlıktan öldürüyorsunuz!'' Düşen kadın yere saçılan yiyeceklerinin peşinde emekliyordu. John birkaç metre ileride çıplak çeliğin ışıltısını gördü. John'un yaycıları yay kirişlerine oklar yerleştirdiler. John eğerinde döndü. ''Rory, şunları sustur.'' Rory borusunu dudaklarına götürdü ve üfledi. Kargaşa ve itişip kakışma son buldu. Başlar döndü. Bir çocuk ağlamaya başladı. Mormont'un kuzgunu John'un sol omzundan sağ omzuna uçtu. Kafasını yukarı aşağı sallayarak ''Snow! Snow! Snow!'' diye mırıldandı. John, son yankılar susana kadar bekledi. Sonra atını mahmuzladı ve onu herkesin görebileceği bir yere gitti. ''Sizi elimizden geldiğince doyuruyoruz. Verebildiğimiz kadar veriyoruz. Elma, soğan, şalgam, havuç. Önümüzde uzun bir kış var ve ambarlarımız tükenmez değil.'' ''Siz kargalar yeterince iyi besleniyorsunuz.'' Hellik öne çıktı. ''Şimdilik biz Sur'u tutuyoruz. Sur diyarı koruyor. Artık sizi de koruyor. Yüz yüze olduğumuz düşmanı tanıyorsunuz. Üstümüze gelen şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Bazılarınız onlarla karşılaştı. Yaratıklar, ak yürüyenler, mavi gözlü ve siyah elli ölü şeyler. Onları ben de gördüm. Onlarla dövüştüm. Birini cehenneme gönderdim. Öldürüyorlar, sonra senin ölünü sana karşı gönderiyorlar. Devler onların karşısında duramadı. Senler, nehir kabileleri, boynuz ayaklar, özgür insanlar. Siz de onların karşısında duramadınız.
Günler kısalırken ve geceler soğurken onlar daha da güçleniyor. Evlerinizi terk ettiniz ve yüzlerce, binlerce kişilik gruplar halinde güneye geldiniz. Eğer onlardan kaçmak için değilse neden? Güvende olmak için. Pekala, sizi güvende tutan şey Sur. Sizi güvende tutan şey biziz. O nefret ettiğiniz kara kargalar. Güvende ve aç, dedi bir kadın. Tıknazdı, rüzgar yanığı bir yüzü vardı. Görünüşüne bakılacak olursa bir mızrak karısıydı. Daha fazla yiyecek mi istiyorsunuz? Diye sordu John. Yemek dövüşçüler için. Sur'u tutmamıza yardım edin ve kargalar kadar iyi beslenin. Ya da yiyecek tükendiğinde onlar kadar kötü beslenin. Kasabanın üstüne bir sessizlik çöktü. Yabanalılar tedbirli gözlerle bakıştılar. Yemek! Diye hamurdandı kuzgun. Mısır! 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 Sizin için dövüşelim. Sesin koyu bir aksanı vardı. Genç Tam McNary Seagorn, ortak dedi duraksayarak konuşuyordu. Sizin için dövüşmeyelim. Sizi öldürmek daha iyi. Hepinizi öldürelim. Kuzgun kanatlarını çırptı. Öldürelim, öldürelim. Sigorn'un babası, yani eski Megnar, Karakale'ye düzenlediği saldırıda yıkılan merdivenin altında ezilip ölmüştü. Biri benden Lannister'larla ortak dava oluşturmamı isteseydi, ben de böyle hissederdim. Diye düşündü Jon. Baban hepimizi öldürmeye çalıştı. Diye hatırlattı Sigorn'a. Megnar cesur bir adamdı. Ama buna rağmen devrildi ve başarmış olsaydı Sur'u kim tutacaktı? Başını senlerden çevirdi. Kış yarının duvarları da sağlamdı ama kış yarı bugün harabe halinde, yandı ve yıkıldı. Bir duvar onu savunan adam kadar güçlüdür ancak. Kucağında şalgamlar olan bir adam, "Bizi öldürüyorsunuz, aç bırakıyorsunuz, şimdi de bizi kölelere dönüştürmek istiyorsunuz." Kırmızı yüzlü tombul bir adam az önce konuşan adamı bir bağırışla onayladı. Sırtıma o siyah sürpüntüleri geçirmektense çıplak dolaşmayı tercih ederim. Mızrak karılarından biri güldü. Seni karın bile çıplak görmek istemiyor Bats. Onlarca ses aynı anda konuşmaya başladı. Senler eski dilde bağırıyordu. Küçük bir oğlan çocuğu ağlamaya başladı. John bütün sesler susana kadar bekledi. Sonra kıllı Hel'e döndü ve ''Hel, şu kadına söylediğin şey neydi?'' diye sordu. Hel kafası karışmış gibi görünüyordu. ''Yiyecekle ilgili söylediğim şey mi? Hepsi bu dedim. Seçmek zorundalar.'' ''Seçmek zorundasınız.'' diye tekrar etti Jon Snow. ''Hepiniz, kimse sizden yemin etmenizi istemiyor. Hangi tanrılara taptığınız umurumda değil. Benim tanrılarım eski tanrılar, kuzeyin tanrıları.'' Lakin sizler kırmızı tanrıya, yediye ya da dualarınızı duyan herhangi bir tanrıya ibadet edebilirsiniz. Bizim mızraklara ihtiyacımız var. Yaylara, sur boyunca gözlere. Mızrak ya da yay tutmayı bilen 12 yaşından büyük her çocuğu alacağım. Yaşlılarınızı, yaralılarınızı, sakatlarınızı, hatta artık dövüşemeyenlerinizi bile alacağım. Onların yapabileceği başka işler var. Okları dengelemek, keçileri sağmak, ateşler için odun toplamak, ahırları temizlemek. İş bitmez. Ve evet, kadınlarınızı da alacağım. Korunmaya muhtaçmış gibi görünen utangaç bakireler istemiyorum. Ama benimle gelmek isteyen her mızrak karısını alacağım. Ya kızlar? Diye sordu bir kız. Arya kadar küçük görünüyordu. 16 ve daha büyük olanlar. 12 yaşındaki erkek çocukları alıyorsunuz. 7 krallıkta 12 yaşındaki olanlar genellikle yaver çömezi ya da yaver olarak hizmet verirdi. Yıllarca silah eğitimi almış olurlardı. 12 yaşındaki kızlar çocuktu. Fakat bunlar yabanıl. Nasıl istersen 12 yaşındaki kızlar ve erkekler ama sadece itaat etmeyi bilenler. Bu hepiniz için geçerli. Sizden diz çökmenizi asla istemeyeceğim ama başınıza kumandanlar koyacağım. Ne zaman kalkacağınızı, ne zaman uyuyacağınızı, nerede yiyeceğinizi, ne zaman içeceğinizi,
ne giyeceğinizi, kılıcınızı ne zaman çekeceğinizi ve okunuzu ne zaman salacağınızı söyleyen çavuşlarınız olacak. Gece nöbetçilerinin adamları ömür boyu hizmet ederler. Sizden bunu istemeyeceğim. Ama surda olduğunuz sürece benim emrimde olacaksınız. Bir emre karşı gelirseniz kellenizi alırım. Bunu yapıp yapmayacağımı kardeşlerime sorun. Yaptığımı gördüler. Kelle! Diye bağırdı yaşlı ayının kuzgunu. Kelle! 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 Seçim sizin! Dedi Jon Snow. Suru tutmamıza yardım etmek isteyenler benimle birlikte Karakale'ye gelecek. Onlara silah ve yiyecek vereceğim. Geriye kalanlar, şalgamlarınızı ve soğanlarınızı alıp deliklerinize dönün. Öne çıkan ilk kişi az önce konuşan kızdı. Dövüşebilirim. Annem bir mızrak karısıydı. Jon başıyla onayladı. Kız, iki yaşlı adamın arasından kıvrılarak geçerken, 12 yaşında bile olmayabilir, diye düşündü Lord Kumandan. Ama tek yeni askerini geri çevirmeyecekti. En fazla 14 yaşında olan iki delikanlı kızı takip etti. Sonra tek gözlü, yara izli bir adam geldi. Onları ben de gördüm, yaşayan ölüleri. Kargalar bile onlardan daha iyidir. Uzun boylu bir mızrak karısı, kol değnekli bir ihtiyar, ay yüzlü bir delikanlı, kızıl saçlarıyla Jon'a Ygritte'i hatırlatan genç bir adam. Ve sonra Hellig. Senden hoşlanmıyorum karga, diye kükredi. Fakat Mance'den de hoşlanmıyordum. Ablamın hoşlandığından fazla değil. Yine de Mance için dövüştük. Neden senin için dövüşmeyelim? İşte o zaman lanet kırıldı. Hellig itibarlı bir adamdı. Mance haklıydı. Özgür insanlar isimleri ya da tuniklere eşlenmiş küçük hayvanları takip etmez, demişti surun ötesindeki kral. Özgür insanlar sekke için dans etmez. Senin kendini nasıl ünvanlandırdığın, yetki zincirinin ne anlama geldiği ya da büyük babanın kim olduğu onları ilgilendirmez. Onlar gücü takip eder. Onlar adamı takip eder. Hellig'in kuzenleri Hellig'i takip etti. Sonra Harma'nın sancaktarlarından biri, sonra Harma ile omuz omuza dövüşmüş adamlar ve sonra onların iyisini duymuş diğer adamlar. İhtiyarlar ve genç delikanlılar, hayatının baharında dövüşçüler, yaralılar ve sakatlar, çok sayıda mızrak karısı, hatta üç boynuz ayak adamı. Ama hiç ten yok. Megnar döndü ve tünellerin içinde kayboldu. Bronz kuşanmış köleler onu takip etti. Son kuru elma da verildiğinde arabalar yabanıl kaynıyordu. Kafile o sabah Karakale'den ayrılırken olduğundan 63 kişi fazlaydı. Kral yolunun yukarısına doğru yapılan dönüş yolculuğu sırasında ''Onları ne yapacaksınız?'' diye sordu Bowen Marston'a. ''Önce eğiteceğim, sonra silahlandıracağım, sonra onları böleceğim ve nereye gerekiyorsa oraya göndereceğim.'' Doğu Gözcüsü, Gölge Kule, Buz İzi, Boz Kalkan. Ayrıca üç kale daha açmak niyetindeyim. Lord Kahya arkaya baktı. Kadınlar da mı? Kardeşlerimiz aralarında kadınlar olmasına alışık değiller lordum. Ettikleri yeminler, kavgalar olacak, tecavüzler. Bu kadınların bıçakları var ve onları nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Peki bu mızrak karılarından biri, kardeşlerimizden birinin boğazını kestiğinde ne olacak? Bir adam kaybetmiş olacağız, dedi Jon. Ama biraz önce 63 adam kazandık. Sizin hesabınız iyidir lordum. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Fakat benim hesabıma göre geriye 62 kalıyor. Marş ikna olmamıştı. Bize 63 ağız daha eklediniz lordum. Ama bunların kaçı dövüşçü? Ve kimin tarafında dövüşecekler? Eğer kapıya ötekiler dayanırsa, yabanıllar bizim yanımızda duracaklar. Ama çığlık atan bin katille birlikte, Tormund Dev felaketi ya da ağlak adam gelirse, o zaman ne yapacaklar? Bunu o zaman öğreneceğiz. Dua edelim de iş asla oraya varmasın. 22. bölümün sonu.